Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşında hafta içi her gün gündemin başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de BEPKA'nın çalışmalarını konuşacağız. BEPKA il çalıştaylarını tamamlamaya devam ediyor. Çıkan raporlamalar önemli. Biz de mercek altına alacağız bu konuyu efendim. Kıymetli bir konumuz bizimle beraber. Başkanı ağırlıyoruz. BEPKA Genel Sekreteri Doçent Doktor Zeki Durak stüdyomuzda. Kendisine merak ettiklerimizi soracağız. Hocamız da Genel Sekreterimizde. Çalıştaylar önemli, Bursa önemli. Bunun dışında Eskişehir, Bilecik, birçok şehir önemli ama biz Bursa adına da sıcağı sıcağına aslında sorularımızı yönelteceğiz. Bu yüzden de şanslıyız ve tabii ki BEPKA'nın planlamalarına gireceğiz. Ve gençler diyeceğiz. Tabii ki gençler için nasıl bir destek var? Gençler ne yapıyorlar istihdam için? Nasıl planlama var? Meraklısı olacağız efendim. Birçok da konumuz var. Ben satır başının bugün satır başlarını hemen vererek başladım ama Çalıştay nasıl devam etti? Nasıl planlandı? Bursa için çıkan bir raporlama varsa sıcağı sıcağına aktarırsanız da seviniriz. Buyurun söz sizde. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum tekrardan davetiniz için de. Bugün dediğiniz gibi Bursa çalıştayımızı gerçekleştirdik. Çok güzel bir katılım oldu. Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz, kaymakamlarımız, kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, STK'larımız bölgenin güçlü ve zayıf yönlerini çalıştık. Ve önümüzdeki, şimdi bildiğiniz üzere daha önce istenen bölge planlamaları Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılıyordu. Bu daha sonra Kalkınma Bakanlığı, şu anda da Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü kapsamında ajanslar üzerine verilmiş bir görev. Fakat bu planlama tamamen kolektif bir çalışmanın ürünü. Çünkü bu çalışmalarla biz önümüzdeki 5 yılı planlayacağız. Yani 2014-2028 sürecinde bölgenin ihtiyaçları neler? Bölge yapılması gereken yatırımlar neler olmalı? Ya da nasıl bir planlama yapmalıyız? Zaten yani bildiğiniz üzere tüm dünyadaki gelişmiş şeylerin önemli kısmı da iyi bir planlama yapması. Biz bugün mevcut durum analizini bir yere aldık. Yani daha önce hazırlamış olduğumuz 2023'e kadarki planımız 2014-2023 10 yıl planın bir değerlendirmesini yaptık bugün. Paydaşlarımıza paylaştık. Hedeflerimizi ne ölçüde tamamlamışız, ne ölçüde başarıdayız, neleri daha yapmamız gerekiyor onları tartıştık. Ve önümüzdeki dönem çalışmalarında planlamasını yaptık. Tabii sektörel bazda yapılması gereken çalışmalar, işte bunlar tematik farklı alanlara, sanayi alanlar, yeşil büyüme, kırsal kalkınma, girişimcilik gibi bazı konularda masalar kurduk ve bu çalışmalarla ilgili de geri bildirimler aldık. Bundan sonra ne yapacağız? İlçelere de gideceğiz, ilçelere çalışacağız, ilçe ziyaretlerini yapacağız, ilçelerdeki öncelikler neler onları tartışacağız. Aslında önümüzdeki 5 yılı, tabii planlama çok önemli bir konu. Belki de bizim biraz daha az ehemmiyet verdiğimiz konulardan bir tanesi. Ama şu an anlaşılıyor ki iyi planlama yapan tüm kurumlar, şehirler çok önemli bir büyüme kaydediyor. Biz de bu planlamada ajans olarak bu süreçleri koordine ediyoruz. Ve tüm paydaşlarımızla birlikte inşallah bölgenin güçlü bir bölge olması için planlama çalışmalarını tamamlayacağız. Evet. Bu kıymetli çalıştaylar, raporlamaları, çıkan sonuçlar ve tabii ki ilçelere gidiyor olmanız da şimdi bakıldığında özellikle Bursa özelliği için söyleyecek olursam ilçelerinin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Özellikle İnegöl şehirleşmeye çalışıyor. Böyle bir talebi var. Yani bir şehir nüfusunda bir ilçeden ve bir istihdamdan bahsediyoruz aslında. Şu anda biz dediğiniz gibi mesela hangi yollarda sıkışıklıklar var? Sanayi bölgeleri nerede olmalı? Ya da sanayi bölgenin etrafında neler olmalı? Ve işte hangi yollar şu an için yeterli, önümüzdeki süreçte yeterli olmayacak? Şehirleşmeyle ilgili yapılması gereken adımlar neler? Bunların hepsini tartıştık. Bugün aslında çok verimli oldu. Her ilde ayrı bir program yaptık. Biliyorsunuz BEPKA, Bursa, Eskişehir, Bilecik olması için. Sonuncuyu Bursa'da yaptık bugün. Çok güzel bir de katılım oldu. İnşallah yakın zamanda da 2024-2028 vizyonlu bölgenin paydaşlarımızla da paylaşacağız. Sonrasında da bu direkt ulusal bölge planlama süreçlerine katkı vermiş olan bir bölge planı olacak. 2024-2048 28 planlamasında özellikle çalıştayların önemi büyük BEPKA'da. Ve çalıştaylar tamamlandı. Bursa ile tamamlandı. Bu kıymetliydi. Hemen soralım. Planlamalar dahilinde neler olacak? Gençler bu işin neresinde olacak? çünkü sermaye fonu bağışınız var girişimcilik için. Bunu da biraz açmanızı isteyeceğim. Buradan da duyurulur diyeceğiz gençlere. Bilmiyorum ben buraya ne zaman gelmiştim en son programa ama geldiğim günden beri çok önüme yani önem verdiğimiz konuların bir tanesi girişim sermayesi fonuydu bölgede. Çok uğraştık, çok emek verdik ve bu çağrımıza çıktık. Bunu niye yaptık? Şimdi tabii girişimci merkezi baktığınız zaman yani Türkiye genelinde İstanbul. İstanbul tartışması zaten birçok ülkenin de önünde bir yapısı var.
Fakat biz buradaki gençlerimizi, girişimcilerimizi, KOBİ'lerimizi hem bölgede tutma konusunda hem de bölgede bu imkanlardan faydalanma konusunda daha fazla gelişmeye ihtiyacımız var. Bunu hani o yüzden bu fon süreci çok kritik bir süreç. Kalkınma Ajansı olarak 100 milyonluk bir kaynak ayırdık. Bu kaynağı tabii biz fonlara veriyoruz. Şartımız da şu, bölgedeki girişimlere yatırım yapması. Ve bunu yaparken de bu vermiş olduğumuz bu 100 milyon, en az bir 100 milyon daha fonlar destekte bulacak. Ve bu yatırımlarla da bölge çok güçlenmiş olacak. Nasıl olacak? Hedefimiz nasıl? Belki bunu tam olarak anlatamadık ama ben buna çok inanıyorum. Bölgedeki girişimci ekosistemini çok ciddi şekilde değiştirecek. Biz şu anda kendi ajans planımızı bir de girişimci merkezi tamamladık. Bu merkezde gençlere ofisler vereceğiz, fikir olanlara ofisler vereceğiz. Bununla ilgili tanıtım da yapacağız yakın zamanda. Fakat ne olacak? Fikirleri olanlarla yatırım yapacak fonları karşı karşıya getireceğiz. Biz ajans olarak herhangi bir müdahalemiz söz konusu olmayacak. Onları bir araya getireceğiz. Tamamen profesyonel bir şekilde girişimcilerle fonlar bir araya gelecek ve bölgemizden de bu girişimler yatırım alacak. Kalkınma Ajansı BEPK olarak yıllardır bazı programlar yürütüyorduk. Girişimcilik aslında çok önem verdiğimiz konuların biriydi. Ama eksik konumuz onları fonlarla buluşturamıyorduk. Bu aslında ayağı tamamlamış olacağız ve fonlarla bir araya getireceğiz. Aslında en önemli ayak. Tabii en önemli ayak ve şu ana kadar 20 adet yani 20 tane fonla görüşme sürecimiz devam ediyor. Ve ben hani bunu çok bu rakamları açıklayacağız inşallah. Bu ayın sonunda bitiyor fon başvuruları. Fonlar şu anda başvurularını yapıyorlar ve biz şu an o müzakere süreçlerini yaptıktan sonra bazı fonlarla anlaşmaya gideceğiz. Fakat bizim görüştüğümüz fonlardan mesela sadece bir fonun mesela 50 milyon dolarlık bir büyüklüğü var. Yani 50 milyon dolarlık bu fonun da bölgeye çekme imkanımız olacak. Hedefimiz aslında inşallah bölgede 3-5 milyar TL'lik bir fonun bölgedeki girişimler aramız. Bunun için de çok önem verdiğimiz bir konu. Beni çok heyecanlandıran bir konu. Bu konuda da gerçekten desteklerinden dolayı yönetim kurulumuza, başta valilerimize, belediye başkanlarımıza, sanayi tarafı başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ama biz İstanbul'dan sonra bunu ikinci kez yapan ajansız, başka şu an yapan ajans yok. Çok önemli bir fırsat, çok önemli bir imkan. Yeterince de anlatabildik mi bilemiyorum ama gençlerimiz önümüzdeki dönemde bence hazır beklesinler. Çok iyi bir fırsatlar onları bekleyecek. Bu önemli çünkü evet belki de pandemi sürecinde biraz da bu buluşmalardan iş dünyası geride kalmış olabilir. Çünkü online yaptık her şeyimizi ama onun hemen öncesinde işte ülkedeki ARGE, URGE çalışmaları, bunun devamında girişimcilik ekosistemi, bu ekosisteme bizim nasıl gireceğimiz, aslında girişimciliğin sadece bir iş yeri açmakla sınırlı olmadığını, yani iş profesyonelleri de aslında birer girişimci, bulundukları alanı, bulundukları markanın içerisinde girişimcilik örnekleri gerçekleştirebilirler. Birçok fonksiyonu var aslında girişimcilik, geniş bir yelpaze. Tabii burada yatırımcıyla buluşması, bir fon sağlanması bu kıymetli. Hem bir markaya ait girişimciler için hem de aslında sıfırdan bu işe girecek bir fikrim var diyen gençler için de önemli bir nokta. Aslında en önemli ayaklarından bir tanesi de işte o girişimcilerin fon kaynakları. Belki de melek yatırımcılarla buluşmaları. Bunlar çok önemli ve BEPK'da bunun için start verdi diyebiliriz o zaman. Tabii ki. Ya aslında ben bunu bazı örneklerle anlatıyorum. Kısa bir örnek vereyim olmaz size de. Seviniriz. Biz şimdi Kalkınma Ajansı olarak 13 yılda toplam 700 milyon civarında bir kaynağımız oluşmuş. Bugün rakamlarla yani 1 milyar TL'ye de yaklaşmak durumundayız. Ne yapıyoruz? Kırsal kalkınmaya destekler veriyoruz. OSEV altyapı destek veriyoruz, yeni girişimci destekler veriyoruz. Fakat model olarak şu an öyle bir model kurguluyoruz ki biz ajans olarak bölgemizden bir unicorn çıkan bir firmaya, düşünün ki bölgeden bir firmamız çıktı ve unicorn oldu. İşte çok ciddi yatırımlar aldı. Örnek değerleme olarak 100 milyon dolara ulaştı. Ajans bunun %10'una sahip olsa 10 milyon dolar demek. Ve ajans aslında bu bölgede bu almış olduğu kaynakla bölgede kırsal kalkınmaya, üniversitelere, ARGE'ye, biz tabii ki girişimcilere bu mekanizmada ortak oluyoruz. Nasıl ortak oluyoruz? Fonlar üzerine ortak oluyoruz. Aslında hem girişimcilerin hem bölgenin çok hızlı bir büyümesine neden olan bir model burada geliştirmiş olduk. Bu konuda Sanayi Teknoloji Bakanımızda ajanslar açısından gerekli düzenlemeler yapıldı. Yani şu anda bölgede inşallah bu ekosistemi güçlendirmek ve aynı zamanda ajans olarak girişimci destek olmakla birlikte dolaylı olarak başarılı girişimler ajansa geri dönen yatırımlarla yine kırsalda, yine üniversitelerde aslında artan bir potansiyele sahip bir
yatırım dönüşü olmuş olacak. Aslında bir dönüşümün başlangıcı olmuş olacak. Bu açıdan çok heyecanlıyız. Evet, bu detaylarını paylaşacağız diyorsunuz evet. Efendim. Bir girizgah da olmuş oldu satır başından evet. Bu konuyla ilgili. Peki genç istihdamı çalışmaları. Şimdi evet tabii ki çok önemli genç girişimciler ama evet. Bir de gençleri istihdam etme de günümüz dünyasında doğru. Çok kıymetli. Çünkü özellikle pandemi sonrasında dijitalin hayatlarımıza evet. Hızlı bir şekilde girmesi ve genç kuşağın aslında bu dijitalle birlikte şirketlere, iş dünyasına entegre olması daha da kolay oluyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bu gerçekliği aslında şirketler nasıl artı değer katarak kullanacak? İşte gençleri istihdam ederek, genç mühendislerle. Belki bugüne kadar tecrübeniz var mıydı sorusunun öncülüğünde artık gençlerin dijitali kullanmasıyla birlikte aslında bu noktada birer tecrübeli olarak bir sıfır öne geçebilecekler mi? Hem buna nasıl bir bakış açısı getiriyorsunuz gençler için? Hem de bu istihdam çalışmalarında neler var bu kadar? Şimdi ben tabii bir taraftan da akademisyenlik kimliğim var. O yüzden gençler benim hayatımda her zaman çok önemli bir yere sahip olmuştur. Hatta ajansa gelmem nedenlerden bir tanesi de bu gençlerin neler yapabiliriz yönünde. Üniversitede çok bu konu çalışmalarımız oldu ama. Şimdi biz ne yapıyoruz BEPKO olarak? İslam garantili kurslara destek oluyoruz. Bugün şu anda mesela çeşitli işte mesela ERTE Vakfı'nda vermiş olduğumuz desteklerle oradaki gençlerimiz şu anda farklı eğitimler oluyor. Ve bu eğitimler kapsamında da sanayide ihtiyaç duyulan, yani istihdam garantisi çok yüksek programlar. Çünkü başarının %90'ına ulaşan bir istihdam olayı söz konusu. Çok ciddi bir talep var. Coşkun Öz Eğitim Vakfı ile geliştirdiğimiz veri bilimci eğitimleri şu an devam ediyor. Yeni başladık. Bölgede veri bilimci yetiştirme sürecinde çalışmalarımız var. Eskişehir'de de ve Bireyşik'te çalışmalarımız var. Hatta ben son dönemlerde işe gelen arkadaşlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerine şimdi başlayacağız. Çünkü yeni programlarımız meyvesini veriyor. Bizim bu tabii ki çok başarılı kurumlarımız var. Yani Bursa'da işte Butekom, Coşkun Öz, zaten Butekom'da Kalkınma Ajansı'nın yine vermiş olduğu desteklerle BTSO tarafından kurulan bir yapısı var. Coşkun Öz, Ertev gibi kurumlarla işbirliği yapmaya çalışıyoruz ajans olarak. Bununla birlikte üniversitelerimizle çalışmaya çalışıyoruz. Şöyle bir yaklaşımımız var. Bugün sanayicimiz bize gelse dese ki ya bir kurs vereceğiz gençlere. Bu kurstan sonra bu gençlerimizi biz işe alacağız. Bu kursla destek oluruz. Yani hangi kurs oldu mesela bir makine mühendisinin öğrenmesi gereken bir programlama vardır ya da bir yazılım vardır ya da herhangi bir şey vardır. İşe girmesinde o engel teşkil ediyorsa biz onunla ilgili bir program düzenleyelim. Bu gençlerimizi işe yerleşme konusunda bir garanti tabii istiyoruz bunu. Hani bu eğitimlerde aslında önceliğimizin bir tanesi İslam odaklı olmaz. Yani İstihdamın sanayiciden gelmesini istiyoruz ki başarılı programlar şu anda mevcutta devam eden programlar az önce söylediğim gibi sanayicimiz yetişmiş insana çok ciddi bir ihtiyacı var, bölgemize çok ciddi bir ihtiyaç var. Biz Kalkınma Ajansı olarak da bu konuda üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde devam edecek. Fakat tabii ben şunu da belki söylemeden geçmek istemiyorum. Geçtiğimiz bir programlarda bir e-ticaret konusunda bir talep oldu. E-ticaret uzmanı ihtiyacı vardı. Biz de dedik ki gençlere böyle bir eğitim başlatalım. Fakat tabii biz gençlere belki çok fazla ulaşamıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun bazı programlamalarını yaptık. Fakat 3 ilden 180 başvuru aldık. E-ticaret uzman eğitimi. Ücretsiz, hiçbir ücret almıyoruz. Sonra ikinci ayağı da bunları KOBİ'lerle karşılıklı tutturup görüşerek işe istihdam konusunda bir çalışma yapacağız. Eğitimler tamamlandı, sertifikalar verildi ama bununla ilgili yeterince belki farkındalık oluşturamama konusunda bir şeyimiz var. Daha çok bu konuyu şey yapıyoruz, üzerine düşüyoruz, önümüzdeki dönemde artacağını da ümit ediyoruz. Ama gençlerimizden de bu gibi bizim ve diğer benzer kurumların, KOSGEB'in olsun, TKDK'nın olsun, tabii ki BEPKA'yı en başta BEPKA'nın olsun programını takip etmesini öneriyorum. Evet, buradan da takip önemli diyeyim çünkü bu çalışmalar içerisinde yer almak devam eden süreçte zaten katkı koyacak hem bireysel gelişime hem şirketlerin evet. gelişimine. Aslında ikisi de birbirini destekler nitelikte doğru. diye söyleyebiliriz. Peki BEPKA'da verimlilik ya tabii ki bunları yaparken bir yandan da verimliliği arttırmak için yapılan projeler, çalışmalar. Doğru. Şirket içerisinde aslında bakıldığında kurumsallaşmış şirketler evet. içerisinde belirli eğitimler alınmış. Deniyor ama bunun dışında BEPKA'nın çalışmaları ve bakış açısı nedir? Yani verimlilik, yenilik ve verimlilik aslında bizim bir programımız var. Sonuç olarak da evet. programımız. Bu kapsamda birçok destek verdiğimiz özellikle bölgede gençlerin yetişmesine yönelik programlar, merkezler kurduk. Birçok desteğimiz oldu. Bununla birlikte bazı teknik desteklerimiz de olacak önümüzdeki dönemde. Yani
bir konuda uzmanlık gerektiren bir eğitim gerekiyorsa bununla ilgili bazı programlama süreçlerimiz de olacak. Biz ajans olarak şunu da yapmaya çok gayret gösteriyoruz. Kendimizi de çok eleştiriyoruz. Kendimizi de bir öz eleştiri sürecindeyiz. Ve ya verdiğimiz destekleri de değerlendiriyoruz. Etki analizlerini yapıyoruz. Hatta web sitemizde bir başarılı proje anketi diye bir çalışma yaptık. Bunu da duyurduk. İnsanlardan, vatandaşlarımızdan Webcam'ın destekledikleri projeleri de farkındalıklarını artırmak için girerek oylama yapmasını istedik. Yani bu proje bölge için başarılı mıdır, değil midir diye. İnşallah yakın zamanda da bununla ilgili başarılı projeleri bir destek sürecini de planlıyoruz. Aslında hem ajans içerisinde vermiş olduğumuz desteklerin doğru yerlere gitmesi, sürdürülebilir projeler geliştirilmesi hem de önümüzdeki dönemde ihtiyaç olan konularda yeni destekleri verme konusunda çalışma süreçlerimiz devam ediyor. Bu da önemli çünkü dediğimiz gibi şirket içinde belki böyle bir çalışma yoksa bunun devamında aslında evet. Belki de bu da bir öğreti olması gerekiyor. Verimliliği arttırmak adına. Bunun birçok formülü var ama bu formüllerin öğrenilmesi gerekiyor galiba. Bunu da söyleyelim. Evet. Peki gençlerden çok konuştuk. Bugün de çok güzel bir tişörtle gelmişsiniz ve üzerinde çok güzel mesajlar var. Bu mesajları nasıl seçtik? İşbirliği, destek, kalkınma, gelecek birçok başlık var. Biraz bundan da bahsedelim mi? Gençler için mesaj. Aynen. Şimdi tabii önümüzdeki dönemde üniversitelerimizde şimdi bazı programlar organize ettik. Üniversitemizde ziyaretlerimiz olacak. Onlarla bu konular konuşmalarımız olacak. Aslında bunu da bizim arkadaşlarımız geliştirdi bu logo çalışmasına. Bunu da binamızın da bir duvara yaptık. Aslında kalkınma ajansları hep birlikte kalkınmanın ürünü olan kurumlar. Bugün kalkınma ajansının başarısı, kalkınma ajansının çalışmaları gerçekten bize verilen misyon olarak da kamu, özel sektör ve üniversite arasındaki işbirliği koordinasyonu sağlamak. Biz tabii kalkınmanın en büyük ayaklarından birini gençler olduğunu düşündüğümüz için onlara yönelik programları, şimdi bu tişörtlerimizi gençlerimiz için yaptık. Girişimcilik merkezini gençlerimiz için geliştirdik. Bir de Bursa'da ilk defa deney yap atölyelerini ajans binamızda açtık. İlkokul 4'ten liseye kadar eğitimler alıyorlar. Ve muazzam bir talep var. Çok ciddi bir şu anda gençlerimizi artık ilkokul 4'ten itibaren bu eğitimlerin programlamasını ve destek süreçlerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ajans olarak da bu projeleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir çalışma yapıyoruz. Hafta içi Milli Eğitim öğrencilerimiz, hafta sonunda deney yap öğrencileri. Çok güzel bir program söz konusu oldu ve Türkiye'de de kalkınma ajansı olarak ilk defa bir ajans bünyesi bu tarzda eğitimler veren bir mekanizma oldu. Aslında binamıza geldiği zaman yeni binamızda bu tamamen bir kampüs gibi gençlerin çok erken yaştan başlayarak birçok işte kodlama, işte analitik düşünme, fikir atölyeleri, işte ahşap atölyeleri gibi birçok atölyelerimizin olduğunu, prototip atölyemizden sonra da gençlerin daha sonraki şirketleşme süreçlerinde de kurabilecekleri bir mekanizmayı barındıran bir sistem haline getirmeye çalıştık. Tabii bu belli bir süreç oluşturdu ama önümüzdeki dönemde şu anda çok başarılı bir şekilde devam ediyor deney yap atölyeleri. Girişimcilik merkezimiz yakın zaman devam edecek. Yani aslında gençler bizim hemen her şeyimizde, her projemizde gençler olacak ve olması için de uğraşıyoruz. Bu tişörtleri de o açıdan yaptık. Size de bugün hediye etmek. Teşekkür ediyoruz ekibimiz adına. Güzel mesajlar var çünkü yenilikçilik, destek hepsi bir arada. Evet. Bunlar kıymetli. Gençler her zaman için önemli. İş dünyasına katılımlarında da çok önemli. Evet. Türkiye'de ekonomik tablo konuşuluyor, genç istihdam konuşuluyor, işsizlik rakamları açıklanmaya devam ediyor derken aslında bir yandan da genç iş gücünün nasıl konumlandırılacağı da merak konusu. Ve Kalkınma Ajansı'nın verdiği, Webcam'ın verdiği eğitimler, çalışmalarla birlikte bunları destekler nitelikte. Son mesaj ne olsun? Bugün hem Çalıştay'la başladık, Bursa Çalıştay'la başladık. Bursa adına belki bir mesaj verirsiniz buradan. Evet tabii ki Bursa, Eskişehir, Bilecik ama Bursa adına sorduk biz bugün. Biraz da sorularımız aslında o yöne de kaymış oldu. Mesajlar ne olur hocam? Yani mesaj olarak, şimdi bölge planı çok önemli bir konu. Hepimizi çok ilgilendiren bir konu. Hep birlikte çok iyi bir bölge planı hazırlamaya çalışıyoruz inşallah. Bu yıl sonuna kadar devam edecek. Ziyaretlerimiz sürecinde de bunlarla ilgili biraz daha bu süreçleri geliştireceğiz. Fakat ajans olarak amacımız bölgesel kalkınmayı en hızlı ve efektif şekilde, sürdürülebilir şekilde planlamak. Bu konuda da tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Yakın zamanda inşallah çok güzel projelerimizi hayata geçirmek için planladık. Onların üzerine çalışıyoruz. İnşallah bizi takip etmeye devam etsinler diyorum.
yine de inşallah önümüzdeki dönemi daha verimli ve efektif bir şekilde planlamaya çalıştığımızı buradan söylemek istiyorum. Evet, çok teşekkürler programımıza katıldığınız sağ için. Olun, çalıştığın sonrasında sıcağı sıcağına yayında oldunuz, mesajlarınızı verdiniz. Çok sağ olun diyoruz efendim program ekibimizin adına. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mutluyoruz. Satır başının süresini tamamladık. Bugün BEPKA'nın çalışmalarını ve Bursa'daki çalıştayın raporlamalarını konuşmuş olduk. Satır başını noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.